Ve az önce Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamak istediğine dair haberler önce Amerikan medyasında yer almıştı. Fakat Montreux gereği Türkiye'ye bildirim yapması gerekiyor biliyorsunuz 15 gün öncesinden. Ve Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor. Gemi için Türkiye'ye bildirim yapıldığı ifadesini kullandı. Tarafımıza Montro Sözleşmesine uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanaldan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklar ifadesini kullandı burada Dışişleri Bakanlığı. Şimdi Karadeniz Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında özellikle Ukrayna'daki kriz üzerinden yeniden bir rekabet sahası oldu. Onu belirtelim. Ve ona dair karşılıklı açıklamalar da sürekli geliyor. Onu da söyleyelim. Onun detaylarını birazdan verdim. Ama bu arada ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarınki Türkiye ziyaretinden önce mesela dünkü tartışmalı bölgeye gittiğini, Donbass'a gittiğini de belirtelim. Üzerinde kurşun geçirmez yelek ve miğfer vardı. Askerlerle Tek tek el sıkıştı ve onlara moral Rusya'ya gözdağı verdi bir anlamda. İşte hem Ukrayna Rusya krizinin arttığı ve üstelik Amerika Birleşik Devletleri Rusya rekabetinin de yine buradan bu saha üzerinden Ukrayna ve Karadeniz üzerinden kendisini gösterdiği bir dönemde Zelenski'nin Ankara ziyareti çok önemli olacak. Yarınki ziyaret e, bu anlamda kritik çünkü sonrasındaki açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da dikkatle izlenecek bu e, krizin tarafları açısından Gelelim e, Türkiye ile İtalya arasındaki e, diplomatik soruna. Şimdi Avrupa Birliği'nin yönetimi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile Konsey Başkanı biliyorsunuz geçen hafta Ankara'daydı ve e, orada e, Charles Michel Von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında yansıyan görüntüler üzerinden bir tartışma var. Leyen orada ayakta duruyordu. Bu diplomatik tamüllere aykırı protokol protokole aykırı denilerek e, Ankara'ya özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Avrupa'nın çeşitli kesimlerinden tepki geldi. Ama bununla birlikte bir hem Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına hem Brüksel'den ilgili makamların açıklamasına baktığımızda oradaki protokolün Avrupa Birliği yetkililerinin istediği şekilde yapıldığına da tanık olduk. O bilgi de şu an için elde mevcut. Ama tartışma devam ediyor. Niye devam ediyor? İtalya Başbakanı Draghi'nin dünkü açıklamaları üzerinden devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri büyük tepki çekti. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi dış işlerine çağrıldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. O ifadeler üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi